egedesonses.com. Sayın dinleyiciler ve sayın izleyiciler aynı zamanda, bugün 14 Eylül 2017 Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü. Bu yıl dönümde, bu özel günde çok özel bir konuğumuz olsun istedik. Biz duyurularımızda Bergama'nın yaşayan efsanesi Vehbi Yazıcıoğlu diye takdim ettik. Sayın Yazıcıoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Vehbi amca, hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür Allah'a, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben bu şekilde takdim ettim ama daha sizin sayılacak çok vasıflarınız var. Hem program boyunca onları öğrenmiş olacağız. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi? Sağlık durumunu az önce de anlattım ya, biraz rahatsızlık varmış, geçmiş olsun. Şu an market gibi, yani üzerimizde hepsi var. Allah beterinden korusun. Amin. Yeni işte az önce dediğim gibi mide kanaması da geçirdim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ama bizi kırmayıp buraya kadar gelebildiniz, şükür. Çok şükür. Yine çok o kadar şükür, da kötü değil. Durun. 14 Eylül hepimizin bildiği gibi Bergama'nın kurtuluş, evet, yıl dönümü. O süreci siz tabii çok daha iyi biliyorsunuz. Biraz o süreci konuşsak, Bergama nasıl kurtuldu, neler yaşandı o dönem. Bugün hala tam olarak kurtulduğuna inanmayanlar var. Birazdan ona da geleceğiz. Anlaşıldı. Bugünkü durumuna sonra şimdi geleceğiz ama Bergama nasıl kurtuldu? Bergama 3 sene Yunan işgali altında kalıyor. 1919'dan 22'ye kadar. Bu arada çok korkunç işkenceler görüyorlar. Ve bir kısım Bergamalılar da Balıkesir'e kadar göçüyor. Evet. Öyle bir durumlar oluyor ki burada anlatılanlar da, biz onu ben yaşamadığım için, Kundak'taki çocukları süngüyle öldürüyorlar yani Yunanlılar. Açlık, sefalet, diz boyu. Bu arada millet işe başlıyor, muhacirler gidiyor. Bir kısmı da burada kalıyor. Kalanların içinde mücadele edenler var yani. Yunan'a şey yapanlar, baskını yapanlar, onları rahatsız edenler. Bu arada Kuvayi Milliye'den rahmetli Köprülü Şerif Efe, Dusça Efe, Arap Ali İbrahim Efe, Arap Ali Osman Efe, Adalı Efe, bunlar Çerfal Efe teşkilatlanıp çete, yani şimdiki tabirle çete denilen şey, evet, Koca Cephesi, Soma Cephesi'nde mücadele ediyorlar. Ve Hacı Rıza diye bir amca dahi var rahmetli. O Hacı Rıza'nın da bu Rıza Tanoğulları'nın dedesi olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru verirse, çünkü o zaman isim yok, soyadı olmadığı için Hacı Rıza gidiyor ve onlar burada Bergama'da içeride mücadele eden Narların Süleyman, Pideci Hasan, Zeybek Ali, bunlar içeride mücadele ediyor. Bu dediğim efeler de dağlarda. Evet. Orada ani ani baskınlar yapılıyor ve öyle bir duruma geliniyor ki rahmetli Dusça Efe Soma cephesinde maiyetiyle birlikte 1,5 ay Yunan ordusuna adım attırmıyor. Ondan sonra teşkilatlanıyor. Köprülü Şerif Efe rahmetli Mustafa Kemal Paşa'nın maiyetinde çalışan, onunla teşriki mesai eden bir kişi. Buradaki efeleri o toparlıyor yani. Onun komutasında. Kendisini de gayet iyi tanırım. Çünkü Yonca'da zahireciydi. Rahmetli babamın dükkanı da oradaydı. Ben sabahları dükkan açmaya giderdim. Şerif amca orada zahireciydi. Yanına gelirdi bu Şerif Ali Efe'ler, Adalı Efe'ler falan. Onun karşısında hazır oldu dururlardı. O kadar kıymetli ve değerli. Hatta onun bir fotoğrafı vardı. Takvimlerde gördüm. Başka da fotoğrafını görmedim. Oğlu vardı Zeynel abi, lokantacıydı. Torunu vardı Mustafa, belediyede çalışıyordu. Emekli oldu. Nerededir bilmiyorum yani, bunlar Bergama'nın kişileri. Bunlar toplanıyorlar. Dusya da dediğim gibi 1,5 ay Yunan'ı orada kıpırdatmıyor. Arap Ali İbrahim Efe Zihni Gerin babasıdır. Öyle mi? Evet. Anlaşıldı. Rahmetli Zihni amca. Evet, evet, onun babasıdır. Ve oğlu Ali İbrahim yani. Tonda tabii. Anlaşıldı. Arap Ali Osman al belli gene. Ondan sonra bu Adalı Efe, Adalı Mehmet Efe, Şerfali Efe'nin şurada hanı vardı.
Acem Hanı derlerdi. Orada han işletiyordu o. Biliyor mu bilmiyorum Acem Hanı'nı. İş Bankası'nın olduğu yerin az ötesi. Şimdi hala öyle mi adı? Yok. Değişti değil mi? Yıkıldı gitti kalmadı. Evet. Şey, anlayacak. Ondan bilmiyorum değil mi? Bunlar teşkilatlanıyor ve bu harpler yani topla tüfekle de kazanılmıyor. Kazmala, sopala, şunda bunda kazanılan harpler. Devlet perişan olmuş. Atatürk mücadelenin içinde buralara doğru dürüst eğilemiş de böyle dediğim gibi şerif efelerle teşrikim etti. O günkü telefon ve telgraflarla ne kadar konuşuluyorsa o kadar şey yapılıyor. Ve en nihayet 14 Eylül'den 3 gün evvel bizim çete dediğimiz kişiler, efeler Yunan'ı Soma'dan başlıyorlar bu tarafa doğru kovalama. Ve Kınık, Bergama, Dikile üçü aynı günde kurtarılıyor. Kınık 13 Eylül değil mi? Evet. Aynı gün değil o zaman değil mi? Evet. Kınık 13, Bergama evet. Ve Dikile 14 değil mi? Kurtarılıyor. Ondan oradan böyle buraya geçiyorlar. Evet. Anlaşıldı. Burada şimdi bir rivayet bu ne kadar doğru bilmiyorum. Terzi Hasit diye birini konuşuyorlar. Çok mücadele eden bir kişiymiş o da. Ama doğruluk derecesini bilmediğim için bunu ben şey yapamıyorum. Çünkü bu işler evliyatı bilinmediği için yalan da giriyor, yanlış da giriyor. Ve en garantili şey bu gördüğümüz, bildiğimiz efeler. Sizin gördüğünüz, bildiğiniz efeler daha doğrusu. Üçüncü kendilerinden bu Şerif Efe'ye Atatürk çiftlik veriyor. Atatürk diyor ki, paşam ben çiftlik için değil, vatan için savaştım deyip çiftliği kabul etmiyor. Onun yanında yine Dusçefe başarısından dolayı çiftlik veriliyor, Dusçefe alıyor onu. Daha düne kadar Dusçefe'nin çiftliği diye işi vardı, şurada ileride çiftlik vardı. Onun çiftliği. Buralarda değil mi? Bu şeyde, Araplı'nın oralarda. Bu şekilde. İşte ondan sonra artık bu arada millet kimisi gazmasını alıyor, kimisi köreğini alıyor, kimi elindeki tek tüfeğini alıyor, dolma tüfeğini alıyor. Yana buradan kovuyorlar. Kocak cephesi, Albeyli cephesi, Soma cephesi ve Güntah cephesinden sürerek Yunan 14 Eylül 1922'de Dikil'de denize kadar kovalandı. Kınık kurtarıldıktan sonra herhalde o gün akşam filan mı olmuş? Ertesi gün mü beklenmiş? Neden şimdi, aynı gün değil? Yani yorulmuş da orada dinlenmiş mi? Sonra kınık, mı geçmiş? Acaba akşam falan değil yani. Öğleden sonra kurtarılıyor. Kınık da aynı gün neden acaba belki? Ama şimdi olay bu. Şimdiki gibi vasıta yok ki. Yürüyerek geliyor. Belki hemen geçtiler. Burada kurtarılması uzun sürdü. Ve giderken de yanılar çok büyük yangın çubuklar çıkararak gidiyorlar. Yani birden yürünmüyor bu işlerde. Öyle bir durum ki dediğim gibi şimdi Kınık'tan buraya bir beygirle veya alpuyur eşekle gelmeni düşün. Değil mi? Bundan çoğu yayan geliyor yani. Ayağında çarık yok. Şimdiki çoğu gibi arabayla 5 dakikada gitmiyoruz. Yani, birlikte 15 dakikada gelemiyor yani. Ve bunun yanında malum bir yandan da düşmanı kovalıyorsun. Evet. O da bir mukavemet gösteriyor. Yani onun için böyle yalnız Bergama'dan sökülünce tutunamıyor artık Yunan. Tamamen kaçıyor. Bergama'da böyle isim vermeye gerek yok ama düşmana yardım edenlerin bile olduğu söylenmiş o dönemde. Şimdi doğru mudur, rivayet midir yoksa? Bunlar şimdi mı? Doğru da olabilir, olmuyor. Bunu isimden olarak isimlendirmeyeyim de yok. O gün mesela şimdi çapulcular. Burada kendi milletine soygun yapanlar da var. Her dönem çıkıyor onlar da. Evet. Bugün de var. O da var. Mesela şimdi bizim araştırmacılarda bir yanlışlık var. Eşkiyaya defe demiş, hakiki Efe'ye defe demiş. Nasıl ayırt etmek lazım bu? Neden bunu öyle demiş? Araştırmada ayırt edeceksin. Mesela şimdi bizim Sindelli Nacakoğlu var, eşkıya. Evet. Ama bunlar da Nacakoğlu Efe. Mesela Sindel köyünü, kendi köyünü basıyor. Bu Efe değil. Eşkıya bu. Köyün zenginlerinin boyuna sacağı geçirip, sıcak yağ döküp paralarını alan kişi. Sindel köyünü basıyor. Orada rahmetli Huriye abla vardı. Evet. Şimdi onun iki oğlu sağ, biri Emin Süren, biri Nurettin Süren. Abdullah Süren, Ahmet abi vefat etti. Köyü basıyor tabi, silah atılıyor. Huriye abla çıkıyor avluya. Silah atılıyor. Rahmetli
Kocasından kalma Karadağ tabancası var. O da çıkarıyor avluda dan dan iki tane atıyor ondan. Naçakolu baskın oldu diyerekten yabancı silah ya. Kaçıyorlar köyü soyulmaktan kurtarıyor. Mesela şimdi Yunanlıların burada sözü var. Rahmetli İbillen Şadiye abla derdik biz. Dermiş Yunan kadını. Şadiye burada tüy biter mi? Bitmez. Yunan buradan gitmez dermiş. Ama gitti. Gitti. Geldikleri gibi gitti. Bu millet birlik beraberlik olsun bizim önümüzde dünya duramaz. Bugün işte o birlik beraberlik konusunda büyük sıkıntı var. Çok zor. Bugüne, zaten ben... bugüne daha sonra da geliriz. Sonra Dikili'ye geçmişler. Dikili'yi de kurtarmışlar. Bir yine söylenen o ki Midilli'ye de geçselermiş orayı da alıyorlarmış. Hatta orada hazır bekliyormuş Yunan ordu askeri. Gelince hemen teslim olmak üzere ama geçilmemiş gibi bir şey var. Söyle bir doğru mu? Anlatayım. Bu olay Afyon'da geçiyor. Afyon'a festivale gittiğimiz zaman Afyon'da bir amca anlattı bunu. Evet. Ya. Ramazan geliyor. Malum bizde 3 top atışından karşılanıyor ya. Evet. Gidiyorlar Yunan subayından izin alıyorlar. Diyorlar ki efendim bizim dini inancımıza böyle göre biz 3 defa top atarız Ramazan'ı karşılarız. Komutan tamam diyor. Afyon Kalesi'nden don don demedin de Yunan karargahında asker kalmıyor. Anlaşıldı mı? Öyle bir kurnazlık yapıyorlar yani. Kurnazlık değil, bizimkiler haberi yok. Bizimkiler Ramazan diye atıyor. Bilinçli değil. He. Ötekiler baskın oldu diye kaçıyor. Ben acaba dedim yani onu bilerek, düşünerek yaptılar. Yani onun için bizde birlik beraberliğe çok ihtiyaç var. Anlaşıldı. Ben mesela sadece böyle işi olarak değil de bizim Bergamalılara şunu söylüyorum ben. Bergama mevzu olduğu zaman üzerimizdeki siyasi elbiseyi atalım. Bergama'nın kostümünü giyelim. Niye atamıyoruz? Atabiliyor muyuz peki? Bilmiyorum, ben atıyorum. Peki siz atıyorsunuz da sizin dışınızdaki diğer şu Bergamalılar atamıyor. Atamıyor ve ben bunu her zaman nedir söylüyorum. Bu bizim hastalığımız? Neden atamıyoruz? Yani. Vallahi bilmiyorum yani şimdi Türkiye'de yine pek geliş gitmeyeyim. İki şey memleketin milletin önüne geçti. Biri parti, biri futbol takımı. Evet. Benim partim kazansın, memleket ne olursa olsun. Benim takım kazansın, öbür taraf ne olursa olsun birbirini öldürüyor millet. Ne demek bu ya? Yani bunun güzel bir yanı var mı Allah'ını seversen? İlk önce memleket millet diyeceğiz. Hangi parti olursa olsun, parti bana hizmet için kurulan bir şey ya. Evet. Bugün de kurtarılmaya ihtiyacı var mıdır Bergama'nın size göre? Olur mu? Bergama'nın çok büyük kurtarılmaya ihtiyacı var ya. Neyden? İşte bugün hani mesela, o gün düşman Yunan'dan kurtardık. Bugün neyden kurtaracağız size bugün göre? Dedikodudan kurtarmamız lazım. Particilikten kurtarmamız lazım. Az işte önce ne dedim? Bir köprülü şeref ve Atatürk'te teşriki mesai yapan Efe, bir Kerimoğlu, bir Yörük Ali Efe'de dünya tarafından tanıtılıyor da bizim Bergama'nın sor bakalım kaç tanesi biliyor bunu? Ama o kadar kitaplar yazıldı, edildi. Anlaşıldı. Eksik mi kalan? Osman Bayatlı'nın bir tane kitabını bulun bakalım Bergama'da. Bir Osman Bayatlı'yı da tanıyan birisisiniz. 7 sene ondan ben beraber, benim Osman amcamdı o. 7 sene çalıştınız. Evet, 51-57'de askere gittim, 58'de de o vefat etti. Neler yaşadınız o dönem? O dönemde biraz vallahi şimdi. Nasıl biriydi mesela Osman Bayatlı? Osman amca 40 ağaçlı. Aslen 40 ağaçlı, evet. Anlaşıldı. Osman amca buraya geliyor, Payende ablamla evleniyor. Evet. İlk nikahı Payende ablamla, ikinci nikahı Bergama'yla. Pardon. Bergama sevgisi o kadar korkunçtu. Mesela şu Astepion'un şunun bunun bulunmalarında, kazılmalarında bütün onun emeği vardır. Evet. Hatta yine rahmetli Vedat Nedim Tör vardı, bu uzmandı bu yönlerde. O falan çok gelirdi buraya. O da şey, o zamanlar bu yeni cami var ya, yeni caminin altında dükkanlar vardı. Osman Bayatlı'nın yazıhanesi oradaydı. Bu sadece var, atamanlar, şunlar bunlar, Muzaffer Sarı Sözenler çok geldiler buraya. Çok onlarla Osman abi çağırır beni konuştururdu. Anlaşıldı orada da dükkanı. Ne konuşuyordunuz? Ya şimdi mesela öyle şeyler konuşuyor. Ben o zaman çocukum zaten.
Öyle konuşuyor. Bana deli bozuk diyordu o şey Osman amca. Neden öyle diyordu? Siz bu unvanı hak ediyor muydunuz? Niye öyle diyordu? Yaramaz bir çocuk muydunuz? Ben şimdi her çağrı zaman gidiyorum. Ustamdan izin alıyorum. O zaman ben terzi kalfasıyım. Terzilik ki aslen terzisiniz değil mi evet, siz? Evet terziyim. Onlar gitti, geliyorum hemen. Abi ya bizim deli bozuk geldi, iki deli bozuk gitti şöyle falan. Hatta rahmetli Halit Hoca vardı. Kılıç Kalkan hocasıydı o. Halit Öter. Evet. Yeni caminin müezziniydi. Oğlu vardı Ahmet Öter, korkunç bağlama çalardı. Onlar oradaydı. Bu Muzaffer Sarı Sözenler geldiği zaman orada o Halit Hoca'ya falan çok şakalaşırlardı yani. Halit Hoca denilen adam şu kadar bir şeydi. Evet. Ama bir oturuşta 3,5 kilo helva yiyen adam. 6 okka kadayıf yiyen adam. Anlaşıldı. Boyuna bakıp aldanmamak lazım. Bakın işte tabii. Şimdi benim Ankara Radyo Evi'nde bir iddiam vardı. Eşref türküsünü biliyorsun. Aman Eşref, canım Eşref. Çok iyi bilmiyorum. Yani bak Bergama'nın duru Urfa. Bergama'da jandarma başçavuşu Eşref'le Selçuk Mahallesi'nde bir kadının başından geçen olay. Bergama'nın birçok türküsü var değil dolu, mi? Hatta başka illere kaptırılan türküleri dolu, de var sonra dolu, geri aldı dolu. Değil mi? Mesela Ferizlerbaşı. O da Gerizlerbaşı olarak görmüş. Aslında Ferizlerbaşı. Aslında Ferizlerbaşı. Manisa bunu sahiplenmiş. Daha sonra geri alındı. Şeyi de sahipleniyor. Bizim Açıver Gerdan'ında yüz veya zülüf görünsün diye türkümüz var. Bunlar hep Bergama'nın. Bergama'nın çok korkunç araştırmaya ihtiyacı var. O dönem sahip mi çıkılmamış yoksa yeterince üstüne mi düşülmemiş? Vallahi işte şimdi mesela ben radyo evinde dedim ki evet. Bergama, Eşref türküsü Bergama'nın dedim. Olmaz dediler ya, bana imkan yok dediler. O arada bağlamacılar çıktı artık, programdan mı çıktılar, provadan mı bilmiyorum. Oradan biri dedi ki bak Vehbi Hoca ne diyor dedi, ne diyor dedi. Eşref Bergama türküsü diyor dedi. Doğru söylüyor. Ya ben birden doğru söylüyorum dedi. Aferin onun dedi, kitapla konuşuyorum. Aferin ulan manyak dedi. Urfa'da o makam çıkar mı dedi. Evet. Onun bir dörtlü daha söylemiyorlar onu. Viren kapıda durdum, 3-5 güvercin vurdum. Bunca güzel içinde ben Eşref'e vuruldum diye. Onu söylese tamamen ortaya çıkacak Bergama türküsü oldu değil mi? Anlaşıldı mı? Evet. Sancak Sarklı Fadime kahramanları burada. Manisa bizim diyor. Urfa'da Viren Kapı var mı? Yok. Viren Kapı Bergama'da. Yani onun için. Peki daha sonra biz onu geri aldık mı? Alamadık. Kayıtlara geçti mi ya? İşte bak şimdi orada bana en son söylenen söz. Muzaffer Sarı Sözleri'nin arşivi kanundur değişmez. Elbette bilen bu kudan oluyor bu iş. Ben bunu yıllardır söylerim yani. Berk Saman'a da söyledim, Bergam İhsan'a da, belediyesine de, Türk Hava Kurumu'na da hepsine söyledim. Vehbi'nin omuzunda bu işler gitmez diye. Yani birlik olunması lazım evet. Değil mi? Şimdi ben elime telefon alıp ben Bergama Belediye Başkanıyım diyemem. Ben Berk Saman Başkanıyım diyemem. Ben ancak öneri veriyorum, yapacak olan kişi onlar. Birlik beraberlik olmadıktan sonra olmaz bunlar. Evet. Başka neler söylemek mümkün Bergama'nın kurtuluşuyla ilgili? Mesela o döneme ait hiç unutamadığınız anılardan birkaç tane. Valla şimdi Bergama'nın kurtuluşuna bak görüyorsun kimseler yok. Kimse yok derken tören yapılıyor mu? Tören yapılıyor ama eskiden burada geçilmezdi. Vatandaş katılımı yok değil mi? Evet vatandaş katılımı yok. Buna bir çare bulmak lazım. Oraya çıkıp vatan millet Sakarya diye konuşmakla bu iş olmuyor artık. Niye vatandaş katılmıyor artık? Ya dediğim gibi her sene aynı şeyler. Yani Ramazan'da temcit pilavı gibi her sene aynı laflar, aynı şeylerle olmaz bunlar. Bir şeyler yapılması lazım. Ne olması lazım? Size öneriniz ne mesela? Yeni bir şeyler bulunacak. Farz et ki asker mi getirilecek? Düzgün bando takımı mı getirilecek? Bir şeyler yani milleti buraya çekecek bir şeyi bulmak lazım. Mesela bakın şimdi Bergama ben bunlar demek çokluktan yokluğa düştü.
İzmir 9 Eylül merasimine Bergama Belediye Bandosu gidiyordu. Eskiden. Evet. Şimdi Bergama'da belediye bandosu yok. Atmaca Mahallesi'nden 3-5 arkadaşı çağırıyorlar. Dat dat dat, o gün hemen müdahale ediliyor. Ama belediye bandosu değil mi o? Belediye bandosu değil. 3-5 tane belediyede çalışan müzisyen var. Ötekiler de onlar oradan temin ediyorlar, getiriyorlar buraya. O şekilde yoksa yok. Yine o kadarını becerebiliyorlar. Yani. Mesela bak zamanında Çorum'un birlik ne oldu? Buradan gidiyordu. Çorum leblebide mark oldu, Bergama'da leblebiç yok. Evet. 2500 sene evvel saraya ve Avrupa'ya zeytinyağı ihraç eden Bergama. Ne Ayvalık var ne Edremit var o tarihte. Yüz binlerce ton yağdır zeytin veririz Ayvalık'a, Edremit'e, Bergama'nın adı yok. Her zaman yine dediğim bir laf var. Dünyada Türkiye reklamını yapma bilmez, Türkiye'de de Bergama. Birbirini kapanmış, öyle gidiliyor yani, hiç bilmiyorum nasıl olur, nasıl gider. İşte 40'tan 40'lı ve 60'lı yıllar arası İzmir kazaları bize gelir diye en yüksek Bergama. Şu an sondan ikinci diyorlar, bilmiyorum artık en sondaki kimdir, bakmadım da. Yani onun için ve yıllardır söyledim ya, Bergama'nın korkunç araştırmaya ihtiyacı var. Can Ateli'nin güzel bir sözü vardır. Araştırmacı namuslu olacak, dürüst olacak der. Bizde çok yanlışlıklar var benim bildiğim mevzularda, yazılan kitaplarda. Adam benimle konuşmuyor, ben adamı tanımıyorum, Vehbi Azizoğlu kaynak diyor. Nasıl kaynak gösterebiliyorsunuz sizin hatta izniniz olmadan? Geçen arkadaşım birine kitap verdim ben. Bir iki yerine de çarptırıyordum. Bunlar yalan dedim. Yanlış dedim yahut. Anlaşıldı mı? Bunlara itibar etmeyin dedim. Yok, bunları düzeltmek de çok zor. Ne yazmış hatırlıyor musunuz? Şimdi hatırladığım biri şu. Somalı zeybiye var bizde. Buna bir ara Som Ali deme başladı millet. Aslında Somalı. Som Ali diye bir şey yok. Somalı aslında. Somalı. Evet. Somalı'dan Bergama cezaevine gelen bir kişinin adına yazılan türkü. O türküye o konulan figür. Evet. Şimdi o adam benimle konuşmuş. Albel'de Alefe mi ne diyor o varmış. Bunu da bir sarışın yüzbaşı çok güzel oynuyormuş. Yüzbaşı sarışın olduğu için biz sarıya Som dediğimizden Som Ali, Sarı Alefe olmuş. Ben o yazarı da tanımıyorum, bu lafları da bilmiyorum yani. Böyle uydurmuş. Uydurmuş. Yazar Bergama'dan mı, Bergama'dan mı bilmiyorum, yazılmış bu kitap? Bilmiyorum, adını da bilmiyorum. Evet. Güvedim şey, şurada Eczacı Erhan var, gelmesin arasında, ona verdim kitabı. Bende hiçbir şey kalmadı şimdi artık. Çünkü yıllarca ben gittim her tarafa, benim bildiklerim benimle mezara gitmesin, oturalım, konuşalım, bir şeyler yapalım. Peki hep burada kaldı. Yani üzüldüğüm nokta şu benim Murat. Bunları teklif ettiğim zaman bana da 5 kuruş para verin dersem, hadi para için vereceğim. Para da istemedim. Pul da istemedim. Yalnız benim istediğim şu da, haftada 2 gece, 3 gece, 1 gece toplanalım. Konuşalım. Konuştukça çıkıyor bende çünkü. Yani ateş söner de kül kalır, yeşilince köz çıkar. Aynen öyle. Konuştukça çıkıyor bir şeyler. Ama direkt sorduğun zaman bilemem belki yani. Külün altında kalmış olabilir o. Evet, bugün de belki bir şeyler çıkıyor. Konuştukça. Konuştukça çıkıyor. Yapmayınca ben ne yapıyorum kardeşim ya? Dediğim gibi benim elimde bir yetki yok. Ben ancak teklif edebiliyorum. Başta şimdi Gökhan var. Bir de şeyim diye bir çocuk Gökhan var. Demişken Sayın Gökhan Gönlügül'ün bir konuşması var. Evet, bu programın gerçekleşmesinde Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği ve Başkanı yani Gökhan Bey'in büyük emeği var bu programın gerçekleşmesinde. Dilerseniz onu dinleyelim. Birkaç dakika bir görüşme yaptık. Ondan sonra devam edelim sohbetimize. Herkese iyi günler dilerim her şeyden önce. Ve bir Yazıcıoğlu Bergama'da Zeybek kültürünü, efeleri ve oynadıkları halk oyunlarını
Zeybeklerden, Efelerden birebir öğrenmiş son kaynak kişidir. Ve işte günümüzde kesinlikle böyle pamukların içinde saklamamız gereken, korumamız gereken, hatta onur etmemiz gereken bir şahsiyettir. Çok da sevdiğimiz baba bir adamdır. Onun bu kaynak kişiliğinden, kaynaklarından, bilgilerinden faydalanmak adına biz bir panel düzenledik derneğimizce, bu Zeybek Festivali kapsamında. Evet. Bunun kesinlikle iyi olduğuna inanıyoruz. Tabii üniversitemizden hocalarımız da, diğer Behbi Hoca'nın diğer öğrencileri de katıldı bunlara, bu şeye, panele. Kesinlikle çok güzel şeyler oldu. Daha da iyileri olacak tabii. Kalabalık bir kültürüz biz. Bu işte uğraşan bir sürü insan var. Kurum var, dernekler var. Onlar da çok güzel şeyler yapıyor. Bundan sonra çok daha iyilerini yapacaklarına inanıyorum da. Derneğimiz Bergama İsyanlar Turizm Derneği. Atatürk'ün Bergama'ya ziyareti sürecinde kurulma kararı alınmış. Ve günümüze kadar devam eden bir cemiyet, dernek. Bergama'nın kültürünü korumak, yaşatmak ve tanıtmak adına faaliyetleri olan, kamu yararı çalışan, kamu yararına çalışan dernek statüsünde Bakanlar Kurulu'nca onaylanmış bir dernektir. Günümüzde yapmış olduğumuz faaliyetler Şehim Çiftçi öğreticimiz, hocamız önderliğinde halk oyunları topluluğumuz var. Yine bir yıl ara vermiştik. Bu yıl Ekim ayında tekrar başlıyor. Yahya Hoca ile birlikte halk müziği koromuz faaliyetine devam edecek. Derneğimizin süre gelen görevlerinden biri Bergama türkülerini TRT arşivine kazandırmak derleyip, buna da bir yıl ara vermiştik. Bu yıl tekrar devam edeceğiz. Halk oyunları ile ilgili de derlemeler yapılacak. Bu arada bugün 14 Eylül Bergama'nın kurtuluş dönemi bu arada. Evet, gerçekten evet, çok önemli bir gün. Yani ben tam anlamıyla kurtulduğuna inanmıyorum ama inşallah hep beraber olursak, hani hep beraber, hep birlikte hareket etmeyi öğrenebilirsek biz, ben o gün... Bugünkü durumundan da o zaman kurtarmış olacağız diyorsunuz. Evet, tabii ki de. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, biz bugünün Zeybekleri, bizim bir tane efemiz var. O da sarı saçlı, mavi gözlü efemiz Mustafa Kemal Atatürk'tür bu arada. Evet. Ve silah arkadaşlarını o gün, o güne kadar bu mücadelede şehit olmuş, gazi olmuş tüm insanları saygıyla anıyorum yani. Sayın Gönlü, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonraki faaliyetlerimizde umarım tüm şehir hep birlikte çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Hani biz bu faaliyetlere katılmayı da istiyoruz yani. Bizim haricimizde gelişenlere de katılmayı, destek vermeyi, hani işin organizasyon kısmında olmasak da katılıp destek vermeyi istiyoruz. Mesela Şehit Gazi'de şu anda hafta sonu bir şey var, Zeybek Festivali. Evet. Biz oraya davetli değiliz dernek olarak ama ne yapabiliriz diye düşündük. Bergama'da bu işi seven, gönül veren insanlar için seyirci olarak, hani bizim Halk Eğitim Müdürlüğümüz katılıyor bu şeye. Bizi Bergama'yı Halk Eğitim Müdürlüğü'nün topluluğu temsil edecek orada. Evet. Ama halk oyunlarına gönül vermiş insanları da oraya götürüp hem bizim ekibimizi, halk oyunları halk eğitiminin ekibini, hem de diğer uluslararası da olacak bu organizasyon. Çok daha güzel bir şey. Diğer toplulukları izlemek adına bir gece düzenliyoruz biz de. Dernek adına böyle bir şey yapalım dedik. Onun dışında biz niye uluslararası yapmadık, hemen kısaca ona da değineyim. Çünkü hani
Biz 26 Ağustos'ta bir organizasyon yaptık. Kurtuluş mücadelemizle ilgili bir şeydi. Atatürk'ü anmayla ilgili bir şeydi. Bundan sonra Ege'nin iki yanı diye bir organizasyonumuz olacak. Diğer inşallah tabii derneklerimizin, kurumlarımızın katılımıyla. Yani o yüzden biz uluslararası yapmadık. Çünkü biliyorsunuz düşmanı denize döktük biz. Düşmanı kovaladık Bergama'dan. Onu kutladık biz. Zeybek Festivalimiz de bununla ilgiliydi. Hem de sadece Türkiye'den, Ege bölgesinden zeybekleri davet ettik. Bundan sonraki organizasyonumuzda Ege'nin iki yanı evet. diye bir organizasyon olacak. Vesileyle bu işe gönül vermiş herkese teşekkür ederim. Tekrar Bergama'nın tek yumruk olması adına, her anlamda tek yumruk olması anlamında iyi dileklerimi herkese iletirim. Teşekkür ederim, sağ olun, iyi günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz, saygılar efendim. Sizden önce Gökhan Gönlügül'le yaptığımız konuşma bu. Duyabildiniz değil mi? Duyabildiniz değil mi? Evet. Ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Vehbi amca. Vallahi nerede kaldık? Nerede kaldık? Buna çıkarsam olur mu? Olur olur tabii. Ben onu dinlemek için taktım kulaklığı. Evet. Şimdi kaldığımız yer malum Bergama'da neyi yapacağız? Şöyle şunu biraz indirelim. Anlaşıldı. En mühim o. Az önce program başladı Cumhuriyet Meydanı'nda. Gürültü gelmeye başladı. Müzik sesleri. Anladım. Ama diyorsunuz ki halk nerede? Öyle mi? Evet. Protokol gelecek şimdi birazdan. Protokol gelecek, tamam, güzel de kardeşim. Mesela şimdi Kermes 1936 Nis Festivali, 1937 Bergama Kermesi. İkincisi dünyada. Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ilk festivalidir. Dünyada mı ikinci, Avrupa'da mı ikinci? Avrupa'da. Avrupa'da. Evet. Anlıca 36'da Nis Festivali Fransa'nın. 37'de burası. İhtilallerde daha hiç ara vermeden devam eden festivaldir bu. Soma faciasından sonra neredeyse ara veriyorduk. Sonra tepki üzerine yine Eylül'de falan yaptık. Anlaşıldı yani. Hiç 60 ihtilalli, 80 ihtilallerinde dahi katliyen hiç ara vermedi yani. Evet. Hatta güzel bir şiiri vardır onun. Kermes günü Bergama'nın zengin günüdür. Ne bugünü, ne yarını, ne de dünüdür. Çekilin, efeler kursun ahengi, kermes günü efelerin düğün günüdür. Böyle şiiri bile var. Evet. Ama maalesef şimdi işte dediğim gibi, böyle üzerimize ölü toprağı serpilmiş, hiçbir şeyi umursamıyoruz. Öyle bir şey gidiyor yani. Avrupa'nın şaraplık üzümü buradan gidiyor zamanında. Yok şimdi hiçbir şey, bağ yok. Yararlanacak bu kadar çok malzemesi olup da bundan yararlanmayan bir başka ilçe, il, yerleşim yeri daha var mıdır? Bulamazsın. Sizce? Zaten az önce dedin ya, çokluktan yokluğa düşen bir memleket Bergama. Bir sürü çokluğundan yokluğa düşen memleket. Hani tulum peynirimiz nerede? Hani halılarımız? Halıcılarımız var. Orada yok mudur? Yok, bilim yok, yok. Peynircilerimiz var. Peynirci var ama Bergama'nın tulum peyniri yok. Ne oldu peki? Ne yok mi? İşte yok, günden güne gidiyor. İşte bizim burada en mühim destek göremiyor, destek. Öyle bir durumlar var ki Bergama'da şimdi geliyor adam dışarıdan, mesela bir sürü orada müteahhitler var. Bunlar yerli olsun bu işi yapamam. 40 yerden bahane gelir. Yani bizim burada... Birbirimizi mi sevmiyoruz biz? Aşağı yukarı. Şimdi eskiden beri benim tuhafıma giden bir olay vardır. Köyün birine imam veya öğretmen gelir. Köylü ona elinden gelen yardımı yapar. O zamanlar tütün meşhurdu. Tütün fidanı eker, ona tarla verir, şu yapar, bu yapar. Öğretmen veyahut imam. İki sene sonra bir araba alır.
Ah böyle. Kodeş geldiğinde bir şeysi yoktu, o garip aldı. E sen yardım ettin ya, senin köyünde fakirin yok. O adamın maaşı var. Senin köyündeki fakirin hiçbir şeysi yok, ona niye yardım etmiyorsun? Yani, bize yabancı hoşumuza gidiyor, bilmiyorum neyisindendir, bilmiyorum. Aynen öyle. Az önce Gökhan'ı dinlerken dedik, Efelerden o halk oyunlarını öğrenen şu an yaşayan tek kişidir dedi sizin için. Evet. Ve sizin folklor yanınız var. Bergama folklorunu yeni bir tarz getirmişliğiniz söz konusu. O konuyu biraz açsak, şimdi o anlamda neler söylersiniz? Yani hocamdan iki tane hocam vardı benim. Biri Sandık Efe, biri Musa Efe. Esas Bergama folklorunu en çok emeği geçen kişi Musa Efe'dir. Hasan Çakı Efe var bizim Kozaklı. Hasan Çakı Efe Kızılçulu Öğretmen Okulu'nda kurs verdi. Bergama'da pek kurs verdiğini, 48'den bu yana hiç onun ben kurs verdiğini bilmiyorum. Evet. O Kızılçulu Öğretmen Okulu'na verirdi. O Okçular Köyü'nden Sandık Efe. Mehmet, adı Mehmet'ti. Sandık Efe okullarda verirdi. Musa Efe halk eğitimde verirdi. Ben hocalarımdan 5 tane oyun öğrendim. Onun yanında yine Musa hocamdan, celepti kendisi, köylere giderdi. Ah bir hayvan alma. Onunla bir ben de giderdim. Orada biz oyunlara iş yaptık. Şu an Bergama'nın 50 küsur oyunu var. O dediğiniz yıl hangi yıl? He? O dediğiniz yıl hangi yıl? O ben de giderdim dediğiniz, şimdi öğrendim dediğiniz. Yıl 56'dan başlar, 57'de askere gittim. Askerden geldikten sonra da 70'lere kadar devam eden bir yıl. Anlaşıldı. Evet. Araştırdık, gittik, orlarda oynadık, ettik. Mesela şimdi o zaman böyle bu araştırmalar şimdi çok kolay. Ezabey, buradan biz Çeklik Köyü'ne yayın gidiyoruz. Araba yok. Çeklik Köyü'nde düğün varmış. Hoca duyuyor onu, hadi bakalım. Düzerek gidiyoruz aslında. Yayan. Bazı dönüşte yağmur tutar, sığınacak yer yok. Yani zorlukları çoktu. Bu şekilde 50 küsur oyun oldu yani. Daha araştırılsa en az, bilmiyorum ya, bir 50 tane daha var. Ama araştırma olmuyor, neyesindendir bilmiyorum. O zaman bu sonuç çıkıyor ortaya. Yani bugün halen araştırmalı 50 tane daha oyun çıkacak. En az. O zaman yani buradan bir mesaj vermiş olduk, evet, değil mi? Yetkililere, evet, bu işle uğraşanlara, edenlere. Kim yapacak var bu işi? Kimler yapacak bu araştırma işini? Ya bu araştırmayı mesela şimdi paraya dayanan bir iş bu. Nasıl paraya dayanıyor yani? Çok mu pahalı bir iş? Değil be ya. O kadar fazla bir para da değil ya. Mesela şimdi biz bir sene Erol Hamamcıoğlu beni çağırdı. Bersav'ın başkanı. İdi. Evet. O zaman. Dedi Vehbi abi, vaziyet böyle böyle. Tamam. Araştıralım. Yalnız dedim Erol Bey, şu an ters bir zaman. Yalnız bir ön araştırma yapalım. Çünkü Mart başlarında falan oldu. Bu yüzden Nisan dedim köylerde millet ovaya gidiyor. İşi gücü var. Biz 28 tane köye gittik. Bize verilen, yani bize verilen değil de araba, rahmetli İslam vardı. Onun arabasından gidiyorduk. Talebem de benim. 500 liralık benzin aldık 28 köye. Onu da gidiyorduk. Soğuyan'daki benzinlikten alıyoruz. Neyse, faturayı evet, kestiriyoruz Berksav adına. Getiriyoruz. O detayları geçelim. Anlaşıldı. Evet. Ertesi sene ben gittim araştırma. Bu sene tasarruf yapacağız dediler. Araştırma yapmayacağız. Şu araştırma yapamadınız sizin evet, bu nedenle. Evet. E şimdi 500 lira para ya, tasarruf yapılırsa. Belediye buna katkı sağlasa. Ben hepsine söyledim. Bu bir kültürel mesele. Buna söylemedim. Mehmet Bey'e söylemedim. Hepsine veya söyledim. Veya başka bir şey bulunsa. Yok mesela Türk Hava Kurumu'na da gittim. Ya 50 tane daha oyunu ortaya çıkacak bu sayede. Çıkar. Anlaşıldı. Bergama'yı sevenlere gittik. Sizden başka peki bunu ortaya çıkarabilecek olan var mı? Var, yetiştirdim, talebelerim var benim. Şimdi öyle bir durum ki binlerce ben talebe yetiştirdim. Bergama, İzmir, Ankara. Anlaşıldı mı? Evet. Kültür Bakanlığı Zeybek kursu açtığı zaman yönetici ben olarak gidiyordum buradan.
Şimdi son zaman biz 72 tane de öğretici yetiştirdik. Bunların 45 mi 47'si mi öğretmen, 25 veya 27'si halktan kişiler. Mesela şimdi halk eğitimde kurs veren arkadaşlar var yani. Destek görseler çok şeyler meydana çıkarırlar ama destek göremiyorlar. O meydana çıkacak olan şeyler Bergama'nın kültürü, değeri değil mi? Bergama'nın amaçlı diyorum ya. Hiç olmazsa bir benzin parası, bir şey verilmesi lazım. Zaten herifler, o kurs verenler kendi yağıyla kavrulan kişiler. Bir de cebinden benim parası. Buradan önemli bir konuya temas etmiş olduk aslında. Daha 50, şu an ortada 50 tane oyun var sizin çıkarttığınız. Bir bu kadar daha ortaya çıkacak olan oyun var diyorsunuz. Var çıkardı ama yok işte. Ne kadar peki, ne çıktı bu yaptığınız o küçük araştırmadan? Şimdi çıkan yaptığımız araştırmalarda şöyle konuşmuştuk biz. Araştırma yapacağız, halk eğitimde olgunlaştıracağız, Berksay'da öğreteceğiz. Evet. Gittik mesela orada kamera Mehmet Bey'in de müdürde. O aldı çekti, o filmler falan hep orada kaldı o şekilde. Şimdi ne oldu bilmiyorum, yıllardır halk eğitimde de uğradım yok. Çünkü işim olmadı, ben bir yere gitmem, meşgul etmek istemem kimseyi. O şekilde kaldı yani, araştırma kaldı. Araştırmaya ihtiyacı çok Bergama'nın. İşte dediğim gibi bu 12. ayda ya 1. ayda başlayacak, Mart sonuna kadar sürecek. Olacak. Mesela biz o zaman cuma günleri gidiyorduk köylere. Gitme nedenimizde cuma günü yaşları camide bulup namazdan sonra muhabbet etmek, koşturmak için. O şekilde mi ortaya çıkıyordu tabii oyunlar? Evet. Şimdi 25 yaşındaki çocuklar ne çıkardı? Daha adını söylemeyi bilmiyor. Anlaşıldı. O şekilde o şeye meydana çıkıyordu. Ama şimdi dediğim gibi artık onlar da tükeniyor. Tükenmeden harekete geçmek lazım. Git dedim ya, elde olan bir imkan olmayınca. Bu belki bu konuşmamız bir ışık tutar birilerine. Bir, vallahi inşallah yani. Nasret olacaksın, gölemaya tuttuğu gibi tutarsa. Bir şeye faydası olur yani. Yoksa biz göle atalım da yani, mayayı belki tutar. Anlaşıldı da yani, bir çok araştırmaya ihtiyacı var yani. Şimdi bak, benim 500 lira o benzin parası alındı. Söylemesi çok ayıp bunu. Ben yanımda Zekeriya'yı götürüyordum. İslam kendi arabasından gidiyordu. Onun arabasından gidiyorduk. Köylerde lokanta mı var? Yok. Buradan giderken onların yiyeceği içeceğini de ben cebimden alıyordum. Yani onların hepsi detay tabii. Onlar aşılır eğer ama bu yani şimdi bak, konularla ilgilenen bir hayırsever çıkarsa. Tasarrufa gittin ama olmaz bu. Mesela bir Ahmet Günday'ı getirdi Berksay zamanında buraya. 5000 lira ödedi bir gecede. Yani 500 liraya. Halbuki şu yapılacak olan hizmet de büyük bir hizmet, öyle değil mi? Bu Bergama en büyük Bergama'nın noksanı reklam yapma bilmiyor. A partili B partiliyi kötülüyor, B partili A partiliyi kötülüyor. Bu şekilde bir çekişme gidiyor Bergama'na. Geçenki toplantıda da ben yine aynı şeyi söyledim. Bergama mevzu olduğu zaman siyasi elbise çıkacak, Bergama kostümü giyilecek. Şimdi mesela ben Adalet Partili belediye reisleriyle çalıştım, CHP'lilerle çalıştım, şununla çalıştım. Bunu. Ben hiçbir zaman için sen şu partilisin mevzunu yapmadım. Yapmam da. Çünkü iş Bergama. Ben festivallere gittiğim zaman beni ismen biliyorlarsa arkadaşlarımı ismen bilmiyorlardı. Bergama ekibi diyor. Vehbi'nin ekibi demiyor. Burada evet. Bergama var önde. Onun için Bergama için bütün fedakarlığı yapmak lazım. Az önce dedim, parti bana hizmet için kuruluyor. Ya parti bana hizmet edecek ya. Bir de Türkiye'de en kızgın bir laf vardır, seçilmişler. Ben seçmesem o seçilecek mi? Evet. Seçenim ben ne oluyorum? Kelime oyunlarıyla Türkiye idare olmaz kardeşim.
Şimdi bugün AK Parti iktidarda. AK Parti'yi sevmeyenler elinden gelen kötülüğü yapmaya uğraşıyor. Yarın CHP iktidara geldiği zaman onu sevmeyenler. Nasıl düzelteceğiz bu memleketi? Memleket, millet ilk önce öne geçecek, parti arkada kalacak. Bu memleketin düzelmesi için bu şart yani. Şimdi Bahçeli konuşuyor, tutanlar doğru diyor. Kılıçdaroğlu konuşuyor, tutanlar doğru diyor. Tayyip konuşuyor, tutanlar doğru diyor. Üç tane doğru olur mu? Kendine göre doğru. Bir tanedir doğru. Vatandaş olarak o doğruyu bulmamız lazım. Kim doğru konuşuyor? Şöyle yapsak, herkes tuttuğu partinin iki yanlışını saysa. Dünya kadar yanlış var. İki tane kafi. Anlaşıldı mı? Bakalım onu yapabilecekler. Bundan hiçbirinin babasının malı değil orla. Yarın o gidecek, öteki gelecek. Sen onu sevmiyorsun, ben ötekini sevmiyorum. Böyle birbirimizi mi kötüleyeceğiz, duracağız? Ama biz Bergama'yı seviyoruz. Yani onun için bilmiyorum vallahi. Bu işleri... Biz cahil adı. Ben ilkokul mezunuyum. Estağfurullah. Yok yani şimdi onlar beni cahil olarak görüyor. Doğru, haklı. Ama tahsilden de olmuyor bu iş. Şimdi bizde bir atasözü var, biliyor musun bilmiyorum. Bir insan çalışır, kazanır, zengin olur, fakirlikten kurtulur diyor. Okur, bilgi sahibi olur, cahillikten kurtulur ama insanlık ayrılır demiş. Evet. Tahsile, parala bu olmuyor demek. Seven birbirimiz ya. Ben seni kötülüyorum, sen beni kötülüyorsun. Ne kıymeti var bunun? Evet. Şimdi Mehmet CHP'nin belediye başkanı. CHP'den seçilen. Ben Mehmet'e bir gidiyorum. Sen CHP'lisin demedim. Veyahut raci seçildiği zaman sen Anaplısın demedim. Çağırdıkları zaman gittim. Çağırdıkları zaman gittim. Yani aslında gitmemem de lazım. Neden? Çünkü ben onlardan yaşlı bir gün beni ayağına çağırıyor. Ne için çağırdılar? Ne maksat? Bir şey için. Bir şey olacaklar. Şunu yapacaklar, bu yapacaklar. Ha, bu bir kültürel faaliyet için mi çağırdılar? Anlaşıldı. Yani sizden istifade etmek, Bergama için bir kültürel faaliyette bulunmak için mi çağırdılar? Evet. Neden çağırdılar? Çok şeylerden çağırıyorlar böyle. Mesela şimdi mesela evvel sene burada bir şey, şölen yapıldı. Zeybekler Şöleni. Onun programı için. Şu ucu, yani böyle şeyler için çağırıyorlar. Evet. Başka şeyler için değil de bak. Ben zaten ben her zaman diyorum, şimdi rahmetli Adem Özel'in bir hatırası var, bana anlattı. İhtilal oldu, Ali Devecioğlu belediye başkanı. Ali Devecioğlu da Adem Özel'in burada sınıf arkadaşı. Evet. Ona ziyarete gitmiş. Ya Adem, gelen yok giden yok demiş, ya ne biçim bu? Bak Ali, ben sana bir şey söyleyeyim mi demiş. Belediye reisini kim arar biliyor musun demiş, kim? Elektrik buzağına, elektriğe de karşı böyle. Elektrik borcunu ödeyememiştir. Aman reis bey kesme der. O arar. Su borcu vardır. Suyu kesilecektir. Aman reis bey 10 gün daha idare et. Ödeyeceğim der. Kaçak inşaat yapmıştır. Yıktırma der. Onun dışında kimse aramaz. Bu Ali Deveci asker miydi? Emekli albaydı. İhtilal oldu. Sonra Dikildi, geçti deyince. Evet. Dikildendi. O zaman Dikil'de ortaokul olmadığından burada ortaokulda okumuş Ali Devecioğlu. Adem abinin sınıf arkadaşı. Kermes o zaman daha iyi kutlanıyormuş galiba değil mi? Bak şimdi 19 tane ekibin geldiğini biliyorum ben. Adem Özel'in zamanında. O zaman biz şöyle yapıyorduk Kermes'te. 5 günlük 5 günlük anlaşma yapıyorduk ekiplerle. 9 gün Kermes'e 5. günü gidecek olan ekip 5. gün orada. Başlayacak olan ekip de 5. gün orada. 19 tane ekip. O geceyi de biz Asklepion'da folklor gecesi yapıyorduk. Ve en çok da itibar gördüğü gecede Kermes'e. Kura çekiliyor 8 dakika 10 dakika. Çünkü 19-20 ekip var. Anlaşıldı mı? Öyleydi yani. Şimdi zaten folklorun içine eden komple ekipler oldu. Ne ekipler? Komple. Komple ekipler. Üniversitelerde falan. Bir çıkıyor çocuk. Artvin elbisesinden Erzurum oynuyor. Zeybek elbisesinden Artvin oynuyor. Garman çorman olup gidiyor. Halbuki öyle olmuyor değil mi? En güzeli bu. Biz hep mahallinden ekip getirttik buraya. Hep mahallinden. Ta Mut'tan ekip geldi buraya. Erzurum'dan ekip geldi buraya.
Evet. Şimdi oyunu oynarsın. Mesela ben de Karadeniz oyunu oynayabilirim. Ama o kemençe çaldığı zaman ben bir Karadenizli gibi coşamam. Benim oynadığım oyun sahada hareket olur. Karadenizli Zeybi oynar. Ama benim coştuğum gibi coşamaz. Onu coşturan kemençedir, beni coşturan zurnadır. Onun için kültür, herkesin kendine göre kültürüdür. O neden oluyor? O coğrafyanın kültürünü aldığınız o, için oluyor. Öyle şimdi, değil mi? Ötekisi haf buyur, defi çaldın mayı da oynuyor. O da onun kültürü. Anlaşıldı mı? İşte sırf hareket olur bu. Ne mimik vardır onda, ne şu vardır, ne bu vardır. Coşamaz. Onun için seyrettireceksen mahallinden gelecek. Başka türlü olmaz. Türkiye'de kültürü korumak istiyorsak mahalline önem verilecek. Şimdi 72'de Ankara'da beden eğitimi hocalarına kurs veriyor. Karadenizli Mehmet diye bir arkadaşı var. Yapamıyor. En nihayet dayanamadı. Hocam dedi, bana bugüne kadar sorsalar da en zor oyun hangisi? Horon derdim dedi. Zeybek daha zor olmuş. Yani onun için kültür. Ama şimdi reklama gidiyor her şey. Yani dadı kaçtı hepsinin olarak. Ben sana söylüyorum. Maalesef öyle. Dadı kaçtı, hiçbir şey kalmadı. Ama bugün biraz sizinle tatlandı. Çok teşekkür ediyorum. Bugün teşekkür Bergama yönetenleri olsun, bu tür derneklere, sivil toplum örgütlerine olsun, tavsiyeleriniz, önerileriniz. Valla işte benim tavsiyelerim az önce de dediğim gibi, Bergama'yı sevsinler, Bergamalı'yı sevsinler. Yani birbirimizi sevelim, bu memleketi sevelim. Bu memleketin reklamını yapalım, bu memleketi uyuşukluktan kurtaralım. Benim istediğim bu yani. Yoksa dediğim gibi ben 80 yaşını doldurdum Mehmet. 81 işliyorum ben. Maşallah, hiç göstermiyorsunuz. Anlaşıldı mı? 37 doğumluyum ben. 27-7-1937. Hiç göstermiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Azıcık sakla onu da. 45 yaşındaki birisiniz. Allah aşkına sağ ol da. Yani onun için bu. O dediğim gibi ben o 81'i işliyorum. Benden bundan sonra ne beklenir ya? Ben yapamam artık bir şey. Çök desen çökemem, sek desen sekemem. Ama geride kalan çocuklara yardımcı olalım yani. Bak şimdi Allah razı olsun, bizim Gökhan kaç defa evime geldi. Zeytindağ'da belediye reisi yapan Nuri'nin oğlu var, şeyim, konservatuvar mezunu. Bu çocuklara sahip çıkalım ya. Bu çocukların elinden tutalım ya. Yani Bergama bir şey, daha neler var. Mesela Yusuf Hoca diye bir arkadaş var, onu da tanıdın mı? Arabasından getirdi götü, o toplantıya yürüyemiyordum, arabadan getirdik. Bunlar bu işe gönül vermiş insanlar ya, yardımcı olalım bunlara ya. Evet. Bütün iş bu, ellerinde imkan var. Mesela şimdi bizim Mehmet'i alalım belediye başkanı. Dikili Belediyesi'ne telefon edebilir, ben belediye başkanı Bergama'nın diye bir şeyler söyleyebilir, yardımını söyleyebilir. Biz yapabilir miyiz? Onu yapması farklı. Onun için yani Berksav'ın başkanı da yapabilir bunu. Bergama'yı sevenlerini de yapar. Türk Hava Kurumu da yapar. Ama biz yapamayız ki. Bizim o yetkimiz yok. Biz sadece anlatıyoruz, söylüyoruz. Kabul ederler, yaparlar, yapmazlar. Ben kendim vicdanen çok rahatım. Ben çok şeye uğraştım. Bir şeyler olsun, etsin diye. Bir kısmı oldu, bir kısmı olmadı. Ne yapayım? Elimde imkan yok. Başka yok mu benim elimde şey? Ne cebimden para çıkarıp şunu yapın diyebilirim. Ne telefonu açıp şunu yapalım mı diyebilirim hiç. Ben ancak söylerim. Öbür tarafı onların bileceği iş. Refik amca çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için 14 Eylül'de hem Bergama'nın kurtuluşunu konuştuk. Hem diğer sizin kültürel yönünüzü konuştuk. Folklörü konuştuk. Bergama folklörüne kazandırdıklarınızı konuştuk. Bu şimdi, tadımlık olsun. İnşallah, başka zaman inşallah. Yine yapalım. Bak şimdi Murat, ben Bergama olduktan sonra katiyen hayatta naz yapmak nedir bilmem. Yani bak şimdi Allah seni inandırsın.
Eğer garajın orada, buraya araba gelmemiş olaydı benim buraya gelmem çok zor. Ben aldırırdım seni. Sen ya gelirim ayrı, dediğin için. Ayrı, sağ ol. Sen ben, gelirim dediğin için. Ya tamam ben şimdi şey 14 Eylül'ü hesap etmedim. Araba oraya gelecekti. İki geldi yani. O hiç sorun değil. İstersen stüdyoyu eve taşırız. Orada ol, yaparız yani. Sağ ol. Sağ çok ol. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şunu alacaksın. Alacağım. Alacağım. Değerli dinleyiciler, Bergama'nın yaşayan efsanesi Vehbi Yazıcıoğlu ile 14 Eylül sohbeti yaptık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Daha nice uzun ömürler diliyoruz. Sağ ol hepinize inşallah. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.